Gittiniz mi memlekete? Nasıl memleket duruyor değil mi yerinde? Ama orası soğuktur şimdi. Biz geliyorken bayağı soğuktur. Balkanlar ya. Tamam mıyız abi? Tamamız abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Uzun ayrılıktan sonra sen sesi ayarla. Şey okuyacağım. Bana gelen bir soruya cevap niteliğinde bir şey okuyacağım ama size lazım olduğu için. Sorusu bahane. Tamam, sorusu bahane. Sonra içerisinden devam ederken Risale-i Nur'u niye anlamıyoruz? Başka bir noktadan izah edeceğim. Size çok lazım veya çok sorulacak. Veya sizin hatırınıza da geliyor. Şimdi birisi bana şöyle bir soru sordu. Ondan sonra ben şöyle bir adetim var. Birisi bir soru sordu mu? Onun sorusu toplumun bir sorusuysa, toplumun bir sorusuysa ve herkese alakadar ediyorsa onu genelliyorum. Ona has değil yani. O adama buradan cevap vermiyoruz. Yani zaten vermişiz. O bizim bahane. Kur'an'ın metodu da bu zaten. Kale Musa, kale Firavun. Yani Musa şöyle dedi, Firavun dedi. Dedi ne olacak yani? Ha, genelmiş yani. O kaydı genelmiş. Bizi içine alıyor da ondan. Yoksa Musa'nın söylediği, Firavun'un söylediği bizi zahirde alakadar etmiyor. Ama içerisi bize alakadar ediyor. Bizi inşa ediyor o, tamam mı? Onunla da kadar. Soru şuydu. Tarikattan dersim var. Beni aradı. Psikolojim bozuk dedi. Çok zor durumdayım. Neyse saydı bununla alakalı. Ondan sonra ben buna sıkıntısını, yatamadığını, yer yer hayatı, manasını yitirdiğini, yaşamak istemediğini bunları söyledi bir Müslüman kardeşimiz. Ben buna çıkış yolu gösterdim. Şunu yap, bunu yap. Mesela beş vakit namazını kıl, akabinde tesbihatı yap. Hizbul Kur'an'ı oku. Her gün 5-10 dakika Risale-i Nur Asey Musa'dan sesli oku. Haftada bir gün herse git dedim. Bu sefer şöyle bir soru sordu. Yani rahatladı tabii. Dedi ki, tarikattan dersim var. Risale-i Nur'u okusam, tarikatıma, dersime bir şey olur mu? Soruyu anladık değil mi? Ben sıkıntısı var, beni arıyor. Ona çözüm anlattıktan sonra, işte çözümlerin içerisinde Risale-i Nur endeksli çözümler üretti. Biraz önce anlattım. Sen ayla. Bu sefer bu soruyu sordu. Çok mühim olduğu için bir daha tekrar ediyorum. Tarikattan dersim var. Risale-i Nur'u okusam tarikatımdaki dersime bir şey olur. Size sorulmuştur, sorulacaktır. Sağa sola gittiğiniz için derse veya memleketinize sorulacak. Hani Risale-i Nur diğer meşrepleri olanlara da nasıl bir ders yapacağız? Ben ona dedim ki, sen mektepte, okulda matematik okuyorsun. Kimya okuyorsun. Fizik okuyorsun. Coğrafya dersini okuyorsun. Senin tarikatına bir zarar veriyor mu bunlar? Yok. Yani coğrafya okuyor. Tarikatına zarar var mı? Yok. Çünkü ilmi kitap. Risale-i Nur da tarikat olmadığı için ilmidir. Senin tarikatına zarar vermez. Tam tersine tarikatını daha güçlü yaptırır. Çünkü yaptığının şuuruna vardırır. Çünkü Risale-i Nur onun ilmi çerçevesini ispat ediyor. Yani sen tarikatta olman, herhangi bir dinli cemaatte olman, matematik okumana mani değil. Matematik veya fizik okuman nasıl ki tarikatına zarar vermiyor,
Risale-i Nur da ilmi olduğu için mesela şöyle uygulayayım. Risale-i Nur Allah'ı ispat ediyor. Diyebilir mi bir tarikat veya bir ehli? Ya benim tarikatıma zarar olabilir. Ya Allah'ın ispatını duymayın. He? Bırak. Veya ahiretin ispatı. Mesela ona ait bir tanesini söyleyeyim. Yeri de söylüyorum. Bir ara ne yapayım Almanya'da? Başka bir kardeşimiz, Müslüman bir kardeşimizin cemaatinde, camide hutbe ve vaaz etti. Hem hutbede hem minberde. Haşir naklidir, akli değildir. Akıl buna gidemez. Akılla izah edilemez diye maalesef böyle bir şey söyledi. Bana söylediler. Ben de başka bir camide vaaz ediyordum. Milli Görüş Camisi'nde. Akşam işte derse gelince arkadaş, abi dedi ya bugün dedi, postacı kardeşimiz, haşir naklidir, akli değildir diye. Neyse, ben akli olduğunu, aklen ispatı olduğunu, ona ait fizikten, kimyadan, biyolojiden, efendim psikolojiden dersler yaptık. Şu anda yayında var. Milli Görüş Camisi'nde, Milli Görüş Camisi'nde ahiretin ispatı, biremen hafen diye öyle adres de var. Yani ders böyle geçiyor. Ne yaptık o CD'yi? O kardeşimize postaladık. Aklı olduğun. Çünkü niye? Niye peki bu ders yapma ihtiyacını duydum? Çünkü bana dokunuyor. Yani İslamiyet'in akidesi olan ahiret inancı akla dayanmıyor diyor. Yani aklı olmayan bir şeyi Allah akla havale ediyor, iman et diyor. Olur mu şimdi? Aklı olmayan bir şeyi akla havale ediyor ve akla diyor ki buna iman et. Yani aklın anlayamayacağı, aklı olmayan bir şeyi akla havale etmek, reddetmesini istemektir. Akıl reddedecektir onu. Çünkü aklın yapısı bu. Çünkü akıl gözlük gibidir. Cihazdır. Ne Müslümandır ne kafirdir akıl. Akıl bir alettir. Cihaz insanidir. Gözlük gibi. Bu kafir midir? Kafir de bakar buna. Müslüman da bakar yani. Gözlük ne kafirdir ne Müslüman. Akıl da budur. Kafir de kullanır. Nefis de kullanıyor. Burada üç kişi oturuyoruz ya. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Odun düşün. Odunda duman var, nur var. Üç tane bir odun var. Bir odunda duman var, bir de nur var. Odunu yaktığımız zaman nur çıkar, yolu gösterir. Duman çıksa yolu kapatır. Peki ıslak odun olursa nur az çıkar. Şimdi bu insan vücudu da olduğun gibi düşün. Şimdi iki tane farklı şahsiyet var gündelik hayatta. Deve. Demiyor. Vır mı? Ya vır ya olur mu ya? Allah yok. Var. İki tane şahsiyet yok mu? Namaza bir duruyoruz. En böyle iğrenç şeyler getiriyor. Tuvalete gidiyoruz. Dini şeyler getiriyor. Ulan namazda dini şeyler getirmez. Tuvalette dini şeyler getiriyor. Namazda da tuvaletleri getiriyor. Ha, peki bunu bilmeyen insan ne yapar? Vay be ne rezil bir insanım ya. Allah Allah, ya insana bak ya ben ne kadar bozulmuşum ya der. Oysa hayır, sen üç kişisin, benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Kim o tuvalette dini getiren, namazda da tuvaletleri getiren? Bu. Üzülen kim? Bu. Allah'a küfür ediyor mesela namazda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Küfürler gelmiyor mu? Haramlar geliyor, pis bir şeyler geliyor. Rahatsız oluyoruz. Bir geliyor, bir tarafımız rahatsız oluyor. Yani ben hangisiyim? O getiren ben miyim? Rahatsız olan ben miyim? Hangisi benim? O ki ben rahatsız oluyorum, bu niye var? Ha, o pis manzaraları getiren budur. Bunun adı nefistir, odundaki dumandır. Ondan rahatsız olanın adı ruhtur, odundaki nurdur. Ben kimim burada? Onaylıyorum. Sistem geveze. Sensin. Aferin lan. Ha. Şimdi bunu bilmeyen, kendini içeri ayıramayan ne der vesvesesini? Ulan ben ne rezil adamım ya. Allah Allah ya. İçim çöplükmüş ya. Hayır. Kaliteli adam mısın? Çünkü hırsız boş eve girmez. Ha, şimdi bu şekilde anlattık. Niye anlattım bu kadar uzun? Şimdi bunu tarikata işte vesveseden zaten yaşanmaz hale gelmiş. Namazı terk etmiş ya. Özür dilerim, affedersin. Kadın geliyor diye namazda. Şimdi böyle anlatmaya başladım. Buradan girdik. Adam ne diyor biliyor musun? Rahatladım diyor ya.
Ben şimdi bu anlattığımda rahatladın. E ben nereden anlattım? Şeyden 21. sözden anlattım. Vesvese Risalesi'ne. Oku diyorum. Konuşmam seni rahatlattı. Oku diyorum. Tarikatıma zarar olur mu? O zaman beni niye dinledin? Bu dinlediklerim tarikatına zarar verir mi? Yok hocam dedi ya. Rahatladım dedi ya. İçimden Allah yok diyor dedi ya. Çıldıracağım hocam dedi. Allah yoktur. Duymak istemediğimden intihar edeceğim diyor ya. Bana da geliyor dedim. Hakikaten mi hocam? Tabii ya. Adama bir cesaret verdim. Hocam kadın geliyor. Ona kadınsız namaz olur mu dedim ya. Allah kadınsız kainatı yaratmamış. Ya kainatın çekirdeği değil mi namaz? Allah kadınsız yaratmamış. Kainatı namaz kadınsız olur mu ya? Kadın da erkeksiz olmaz. Hocam ya sen misin ya? Bir kere bir diyor ki sen Hasan Hoca mısın? Benim korkma benim. Şimdi aklı almıyor ya bu nasıl diyor yani. Lan onsuz olur mu dedim ya. Durdu. Allah bize de geliyor. Ya içimdeki nebiz diyecek ki aferin lan. Ne kadar kaliteli namaz kılıyorsun. Tabii ki Allah var ya. Lan dikkat et. Gaflete dalma. Öyle mi diyecek? Nefis yok mu bizde? Şeytan yok mu? Ne yapacak? Duracak değil mi? Rahatladım dedi. Rahatladın mı? Ha. İşte bu o konuştuklarımı okuduğum yerden sana söylüyorum. Orayı oku. Tarikatıma zarar verir. O zaman beni niye dinledin? Tarikatına zarar oldu mu? Konuşmam tarikatına zarar vermiyor da. Konuştuğumu okusan sen tarikatına niye zarar gelsin? Matematiği okumak tarikatına zarar verir mi? Hocam çok doğru dedi ya. Peki ne yapayım tarikatımı? Diyor. Devam et. Bırakma sakın. Of be hocam. Rahatladı herhalde tabii ya. Ustad bırak demiyor ki. Kur'an-ı Kerim ehli kitaba diyor ki bütün kitaplarınızı bırakın. Ya ehli kitap dininizi terk edin gel Müslüman olun demiyor. Ya ehli kitap işaretleyeceğiz da. Kitabınızda bozulmuş olan kitabınızdaki o tahrif edilmiş Allah hakkındaki ve sıfatlar hakkındaki yanlışları Kur'an'a göre düzeltiniz. Yoksa bütün dininizi terk edin demiyor. Dininizi tahsiye edin Kur'an'a göre diyor. Sen de kardeşmiş yap işte. Vesvese iyi. Artık tarikattır, nurcudur, sağcıdır, solcudur. Fark etmiyor ki solcularda da var. Solcular da dinlemek zorunda. Abi tane gelirken anlattım abinize, hocanıza, Murat'a. YouTube'da bir solcu. Ha bugün oldu. Yani ne kadar var da bugün tamam. Sındıkmış yani. Kendisi öyle diyor yani. İnkarcıymış. Artık yaşama şeyim kalmadı dedi. Vesvese mi girmiş? Panik mi? Ne girmiş? YouTube'da bize denk gelmiş. Harita var ya bizim dim haritası. Bu 7 tane mertebe. Onu gösteriyorum. Adam kalmış solcu bu. Bu Burhan geçiren artık ne yapacakmış ki bizi diyor. Demiş ki o dim'i anlatan derste. Böyle karmaşık bir sistem. İfrat, tefrit, vasat ya. Tahayyül, tasavvuf 7 tanenin 3 modu var. İfrat, tefrit, vasat. O haritayı gösteriyor. Bu buradan etkileniyor, bu buradan güçleniyor, bu buradan geliyor falan. Bu dedi tesadüf nasıl olur dedi ya böyle bir sistem. Adam şu andaki bugün bana yazdı. Cuma'ya gidiyorum dedi. Ve Cuma'ya gidiyorum. Allah'a inanıyorum dedi. Ve bütün psikolojilerin derslerini dinliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ve psikolojim düzeldi diyor. Aynı anlatıyorum. Yani bize ulaşan hem de birkaç tane de bir tane. Şimdi ben konuşuyorum, rahatlıyorsun, konuştuğumun kaynağını gösteriyorum, zarar olur. O zaman beni niye dinledin? Devam ediyorum, ona şey söyledim bak, matematik okuyor musun? Okudu mu hocam dedi. E matematik okuyorsun, fizik okuyorsun, tarikatına zarar mı? Cemaatine zarar mı? Ha bu da ilmidir. Mesela ahiretin ispatını, yok duymak istemem. Niye tarikatına zarar? Allah'ın ispatı, yok. Besmele'nin İlmi boyutu. Namazın hakikatını. Miracı anlatıyor. Miraç dersi. Ya eğer manav olsan burada, karşıda bir manav olsa rakip olur. Manavın karşısında nagur olsa rakip olur mu? Risale-i Nur ve hizmeti tarikat değil ki rakip olsun. İlmi bir şeydi, aksiyondur. Hareket ilmidir. İlmidir. Sonra devam ediyorum. Dinliyor. O, yemekte birkaç çeşit yemek yiyorsun. Birkaç çeşit yemek yemiyor musun? Hatta sünnete zıt olduğu halde. Sünnette tek çeşit yemek var. Niye birkaç çeşit yemek yiyorsun?
Yemeğin hediyenize var mı? E tamam, birkaç çeşit yemek yiyen adam birkaç yerden de ders alabilir. Ne var ya? İçeriye sokuyorsun. Başka? Sosyal hayatta çok çeşitli işleri ve kişileri görüp iş yapıyorsun. Sen sosyal hayatta ticaret yapıyorsun. Mal alıp mal satıyorsun, işçisin, patronsun, anasın, babasın, kocasın, teyzesin. Bir sürü işler var. Peki tek şey misin? Bak, niye peki ilim, içsel dünya tek boyut olsun? İlmi var diye biz evrat eskeri bırakmış mıyız? Her gün şey olmasın yani. Teşvik için söylüyorum. Ben bir cüz okumasam ayakta duramam. Bir cüz ha, ne haftası, gün gün. Yalan söylüyorsam Allah şahit olur tabii yani. Yalanı Allah şahit olmaz. Teşvik için söylüyorum. Bir cüzde bitmiyor ki. Hizbul Kur'an var, Hizbul Hakkaydin Ureyman ve hepinizin yaptığı tesbihat hariç. E kardeşim, ilmi yapıyoruz diye maneviyatı diskalifiye etmiyoruz ki. Başka, kalbinde ve dimağından çok çeşitli şeylerin bulunması, bunların olması sana sıkıntı veriyor mu? Zarar veriyor, zararını mı görüyorsun? Mesela dimağımızda neler var? Ne kadar çeşitli şeyler var? Ne kadar farklı farklı bilgiler var? Tarikatına zarar veriyor mu? Sen 5000 zikir yaparken, bak şimdi, bu çok önemli. 5000 zikir yaparken aspirin içsen virdine zarar olur mu? Bak, aldın aspirini, Bismillahirrahmanirrahim. İçtin aspirini. Tarikata zarar olur mu? Ve la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Zikir ederken aspirin içmen zikrine zarar olur mu? Tam tersine sıhhatli oluyorsun vesile. Rahatsın. Heh, bak bu örnek çok önemli. Risale-i Nur da aklın, kalbin ve ruhun aspirinidir. Risale-i Nur da aklın, kalbin, ruhun aspirinidir. La ilahe illallah derken iki çeşit la ilahe illallah. Said seni iki şekilde zikredeceğim. Said, 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 Said. Bir tane zikir bu. İkinci zikir şekli. Said çok merhametlidir. Said çok tatmalıdır. Said ferasetlidir. Said şudur, Said budur. Peki birincisi, ikincisinde de var. Ama ikincisinde sıfatlama var. O yok. Daha cami. Mesela Said, 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 Said. Said çok merhametlidir. Said ferasetlidir. Said'in dirayeti var. Said anlayışı var falan. Cömerttir. Ha, ne demek bu? Allah, 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 Allah dedin. Allah merhametlidir. Allah şefkatlidir. Bak içi, ne yapıyorsun? İçini anlatıyorsun. Mesela la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Mesela ayet-i kübra'yı 33 mertebe var. Bir dağların la ilahe illallah'sını düşün. Eğer ayet-i kübra okursan bir çek bakalım. Dağların, dağları hayal ederek la ilahe illallah. La ilahe illallah, ağaçları hayal et. O ders okudun ya ayet-i kübra. Ağaçlar nasıl Allah la ilahe illallah diyor. Kuşlar nasıl la ilahe illallah söylüyor. O dersi dinledikten sonra çekiyorsun şimdi. Aşağıdan yukarı gidelim. Dağlara bakıyorum. La ilahe illallah. Ağaçlara bakıyorum. Hani okudum ya. Ağaçlar nasıl la ilahe illallah diyor bu dersi. Şimdi hayalen gözümü kapattım. Ağaçlara bakıyorum hayalen. La ilahe illallah. Allah Allah, değil mi? Okumuşum. Altyapım var yani. Ne söylediğimin şuurundayım. Şimdi kuşlar. Kuşlar hakkında la ilahe illallah nasıl dediklerini okumuşum. La ilahe illallah. Yıldızları okumuşum. La ilahe illallah. La ilahe illallah. 33 tane mertebe anlatılıyor. Onu okuduktan sonra çek bakalım keyfini çek. O zaman gör ne kadar tatlıdır. Yani sen zikrederken aspirin içmen zikrine mani olmadığı gibi Risale-i Nur, aklın, kalbin, ruhun gıdası, aspirin ya, başka bir şey bu yani. Bunun alakası yok senin evradınla. Ama o evradı bırak, 5000 tane değil şunu çek,
Tarikata göre tarikat, terbiye yöntemi farklı olmaz. Tarikatta olan tarikat alamaz. Almamalı. Karışır kardeşim. Nakşi ise Nakşi'sin, Kadir ise Kadir'sin. Tamam mı? Şazeli ise Şazeli'sin. Ama Risale'nin tarikat değil. Mesela tarikat diyeyim, Kur'an okuyayım. Ya kardeşim ilim kitabı ya, zikir kitabı, tefekkür kitabı vesaire. Ne okursan oku, okumana, okumalarına değil zarar, tam tersine ivme, kuvvet kazandırıp daha canlı yaparsın kardeşim dedim. Yani la ilahe illallah, ağaçların la ilahe illallahsını okuduktan sonra ağaçları hayal etsen şöyle. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah desen o altyapısı var, ilmi var. O zaman daha şekli olursun. Tarikatı daha güzel yaparsın ki bak sana diyorum ki bırakma. Tarikatına devam et. Niye bırakıyorsun? Risale'nin demiyor ki bırak da gel. Risale oku, tarikatın daha iyi yaparsın. Vücuda giren gıdalar topluyorum. Farklı farklı yediğin gıdalar. Dimağına, kafana giren farklı farklı bilgiler. Vicdanına giren farklı farklı hisler var, duygular, sevgiler var. Farklılıklar insanı farklı zengin yapar. Bunlar. Hep bir bütünün küçük küçük parçaları. Yok, ben sırf mercimek yiyeyim. Aylarca mercimek yiyip bana nasıl ayakları dikiyorsun? Öteki gıdaya da ihtiyacı var. Yani vücuduna giren farklı gıdalar, kafana giren farklı bilgiler, kalbine giren farklı sevgiler, hisler, farklılıklar insanı farklı ve zengin yapar. Hep bir, mesela bir Allah sevgisi olmuyor. Peygamber sevgisi de lazım. Ahiret sevgisi de lazım. Allah dostlarının sevgisi lazım. Kur'an sevgisi lazım. Namaz sevgisi lazım. Zekat sevgisi lazım. Hac sevgisi. Hep Allah adına olduğu için bunlar zenginliktir. Hep bir bütünün küçücük parçaları. Hepsi bir araya gelme ile harika resim olur. Mozaik olur yani. Tek böyle taşta mozaik olmaz. Farklı desenlerle harika bir mozaik olur. Ben Risale okuyana zikrini bırak demeyi Allah'tan korktuğum gibi. Mesela dese ki hocam evladımı, tarikatımı bırakayım. Allah'tan korkarım. Burada blöf yapmıyorum. Ben Allah'tan korkuyorum. Allah'tan korkarım, bir zikir eline, tarikat eline, tarikatını bir de bırak dememişim, demem, diyemem. Niye? Allah'tan korkarım. Nasıl derim ya? Adam ne yapıyor orada? Sarığını sarıyor mu kardeş? Namazını kılıyor mu kardeş? En azından o saatte zikir ettiği de televizyondan uzak mı kardeş? Namazını kılıyor. Peki orada namazına vesile oldular. Buraya gelse ne yapacaktı? Ben de namazına vesile olacaktım. Zaten vesile olmuş. Risale'nin şöyle bize ders veriyor. Aman bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazansınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. İnsaf odur ki Müslümanların nerede ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Böyle ders veriyor. İhlas Risalesi'nden söyledim ezberde. Böyle yapın diyor değil mi üstad? Aman bize gelsinler, aman bizden ders alsınlar, aman bize sevap kazandırsınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Ve insaf odur ki Müslümanların nereden kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmak ihlastır diyor. Ben nasıl ki Risale-i Nur'u, Risale-i Nur adına zikrini bırak buraya gel diyemediğim gibi tarikatçı kardeşim de dedim ki senin vekilin de zikir ehline de Risale'nin okuma demesinden de Allah'tan korkup titremesi lazım. Sen ahiretin inancını, Allah ispatını, Miraç dersini, Miraç'ın ilmi ispatını dinleme. Bir Müslüman bir Müslümana diyemez. Bir Müslüman bir Müslümana zikrini bırak, zikri bırak, evradı bırak diyebilir mi ya? Ne yapıyor? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah.
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Baki entel Baki, Ya Baki entel Baki, Ya Baki entel Baki, Ya Baki entel Baki. Bunu çekiyor. Ben nasıl diyeceğim ki bunu bırak? Bu nasıl der? Bir insan bunu diyebilir mi ya? Korkar Allah'tan. E belki öteki tarafa söylüyorum şimdi. Bir nur talebesi, bir tarikatçı kardeşine bunu diyemez Allah'tan korkar. Bir tarikatçı kardeşimiz de tarikatçı kardeşine Risale-i Nur okuma, okuma demekten Allah'tan korkması ve titremesi lazım. Niye? Ya Miraç anlatılıyor kardeşim, karşı mısın? Bir Müslümanın bunu bilmesine karşı mısın? İki, birinci sözden başlayayım. Bir insanın besmele sırrını ilmi anlatıyor. Bir Müslüman diyebilir mi ki besmelenin sırrını öğrenme? İkinci söz ne anlatıyordu? İman. İman küfür. İman nedir, küfür nedir? İnsana kazanımları. Üçüncü söz? İbadetin ibadetsizliği. Dördüncü söz? Namaz. Beş. Beş nedir? Zekat mı? Altı. He? Üzdünüz beni. He? Tamam, gelmiyor. Peki orada kalsın. Ondan sonra gitmeyeyim. Hadi bakalım. Hocam beşi de söyleyin. Aklımızda kalsın. İşte desem havada uçacak. Bak kitaplara sarıldılar. Kaz. He? Söyle bakalım. Beş neydi? He. Peki bulursunuz. Devam ediyorum. Dedi, devam ediyor. Abimiz, kardeşimiz devam ediyor soruya. Soruyu gündeme getiriyorum ki genel bir soru olduğu için. Dedi, hocam ben bulamadım. Buldu, ne anlatıyor peki? Namaz kılmak ve büyük günahları işlemek ne derece? İşlemek mi? İşlememek. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek. Yani ibadet edeyen namaz